Türkiye'de bir başka belediye yok. Ya bundan daha büyük bir mutluluk haz olur mu? 24 Kasım'da belediye meclis üyeleriyle birlikte Bolu Belediyesi'nin 2018 bütçesiyle ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy'un 2018'de su fiyatlarında %10'a yakın bir artış olacağını söylemesi üzerine Başkan Yılmaz açıklamalarda bulundu. Allah'a binlerce şükür ki ilk göreve geldiğinde 16 milyonluk bir bütçe ve bu bütçenin de %90'ı İller Bankası'ndan gelen bir bütçe. İller Bankası'ndan para gelmese maaş ödeyip hiçbir şey yapabilme şansın yok. Böyle bir bütçe. Aynı zamanda bu bütçenin %95'i personele giden bir bütçe. Devralmıştık. 13 yıl sonra 300 milyonluk bir bütçeye kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamak durumundayız. Türkiye'de bu noktaya gelebilmiş bir başka belediye yoksa bunun hazzını Bolu'da yaşayan herkesin hissetmesi lazım ve bundan mutluluk duyması lazım. Bu hazzı yaşayamayan ve her şeyde bir şey aramaya çalışan ve çok Bolu'nun geleceğiyle ilgili müspet hiçbir fikir ve proje üretemeyen yapısal olarak sıkıntı içinde olan kişilere verilecek cevabımız olmaz. Dolayısıyla biz de lüzumsuz sorulara lüzumsuz cevap verme ihtiyacını hissetmeyiz. Ama bir Bolu olarak, Bolu'da yaşayan birisi olarak geldiğimiz bu nokta Bolu halk adına gurur verici bir tablodur. Bu tablodan rahatsız olanların rahatsızlığı devam edecektir bundan sonra da. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye'de en fazla su yatırımını yapan belediyenin Bolu Belediyesi olduğunu belirterek, Bolu Belediyesi'nin su fiyatları da aslında çok ucuzdur. Bunu kavrayabilirseniz dedi. Tabii su cenneti olan bu şehirde bizden önceki dönemde kuyu suyuna muhtaç olanlar, muhtaç edenler, arsenikli çay gök duvar suyuna Bolu'yu ihtiyaçlı hale getirenler, bunları kavrayabilme şansları olmaz. Türkiye'de su yatırımının en fazla yapıldığı il neresidir biliyor musunuz? Bolu'dur. Şu an 3624 metrelik tünel yapılıyor. Bundan haberin var mı? Ve bu tünel de şu an 500 metrenin altına düştü. Yani bitmek üzere. Bir Bolu Dağı Tüneli 2500 metreyken 3624 metrelik bir tünel bitiyor ve bu tamamen suyu yatırımı. Ve bu yapıldıktan sonra da su artık bedava gelecek. Şu an Gölköy'den suyu 6 tane büyük pompayla basıyoruz, artık veriyoruz. Tabii ilk yatırımdan sonra öteki suyu aldığımızda bedava gelecek. Bunları kavrayabilmek için biraz izan sahibi olmak gerekir. Türkiye'de en fazla su yatırımını yapan belediye Bolu'dur. Ve Bolu Belediyesi'nin su fiyatları da aslında çok ucuzdur. Ama bunu kavrayabilirsiniz. Bir, eğer dijital saate geçerseniz %15 ucuz. Eğer 3 çocuk sahibiyseniz %15 daha ucuz. Bu ucuzlukları topladığınız zaman %49'a varan bir indirim var. Türkiye'de hiçbir ilde herhalde %50'ye varan bir indirim yoktur suda. Bu kadar büyük indirimi sen facia zam gibi de algılayabilirsin. Onun için evet, Bolu Türkiye'nin en fazla su yatırım yapan ildir. Bolu'da su bedava değildir. Ama şartlara uyanlar için %50'ye yakın indirimi olan tek ildir Türkiye'de. Dolayısıyla en ucuz su fiyatlarına iner oraya indiği zaman. Öyleyse her şey bilecek. Herkes haddini de bilecek. Hadsizlere haddini bildirmek veya cevap verip vermeme konusunda hürriyetimizi sağlamaya çalışıyoruz.